öyle çağıracaksın ki o yaşayacak ömrü de yaşayabilirsin. Şimdi devlet, Sovyetler ne yapıyordu veya faşistler ne yapıyordu? Devlet her şeyin üstünde, devlet için herkes var. Ama devlet için vatandaş bedava olur, böyle bir şey yapar ama esas o devlet vatandaşının her türlü hakkına, hukukunu, özgürlüğünü düşünmesini sağlayacak ki onun için yaşasın, sevsin devleti. Biz Avrupa Birliği'ni de bunu gördük. Yani orada insanlar değerlenen, değerli insan denilen önceliği gördük. Ve Avrupa'da bizim Türkiye'de olmayan özgürlükleri yaşayan bir takım insanlarımız sonradan uyandı ki hakikaten özgürlük, hakikaten hak, hakikaten diğer bir takım Türkiye'de yaşamadığımız bir takım gösteri veya sözsüzlüğü, azaltlığı ne kadar değerli olduğunu anladık. Bizim için Avrupa Birliği bir değerler üstündür. Biz Avrupa Birliği'nin değerleri için istiyoruz. Özgürlükleri için istiyoruz. Yoksa ben Amerika'nın, şeyin, Almanya'nın, Hollanda'nın, Çek Cumhuriyeti'nin bir böyle çok yakın olduğu için değil. İdeolojiyle düşüncesini paylaştığım için. Ve onun çok daha erdemli olduğu için istiyorum. Türk Birliği'nden bahsediyoruz. Avrupa Türk Birliği kötü bir şey değil. Türk Birliği ama gönüllülük esasında olması. Avrupa Birliği zoraki, işte Sovyetler Birliği'ndeki o zorba veya Varşova Paktı veya Comecon o ekonomik gibi zoraki ceberrük bir şekilde yapılan bir sistem değil. O zaman işte o ceberrükle yaparsa dağılırsın. İşte Sovyetler tutamadı veya Doğu Avrupa tutamadı. Ama Avrupa Birliği gönüllülük esasına göre yapılıyor. İşte o gönüllülük esasına yapılırsa insanlar eskiye o zaman tutuyor. Biz de Avrupa Birliği'ne sadece değerler bütünlüğü değil, bir ekonomik bütünlük de sağladığı için, bir insanlara mutluluk da sağladığı için istiyoruz. O yönde çaba gösteriyoruz. Bu kolay bir yol değil. İşin içinde ekonomik var, içinde hukuk var, içinde siyaset var, içinde bir de demografi var yani. Türkiye 70 milyonluk Türkiye. En son rakamlar 73-74 deniyor ama gerçek rakam 69'muş arkadaşlar, onu sizden paylaşayım. 69 milyonmuş. Avrupa ondan korkuyor tabii. Avrupa nüfusu azalıyor arkadaşlar. Ben niye bekliyorum Almanya'dan? Almanya'nın nüfusu azalıyor. Türk nüfusu orada çoğalıyor. Onun için biraz. Avrupa 70 milyondan korkuyor tabii. Yani birden gelecek kaynaklar kalacak. Fakat Türkiye zenginleşti. Kendisi teknolojisi ve araştırmasını yapıp da büyüdükçe Avrupa bundan korkuyor. Norveç niye istemiyor Avrupa Birliği'ne girmeyi? Norveç Avrupa Birliği üyesi değil, biliyorsunuz değil mi? Bir, iki defa falan mı yaptılar, ikisinden de reddettiler, istemiyorlar. Gelir bakımdan Avrupa'da en üst düzeydeki ülke. Niye? Bu zenginliğini Avrupa'ya paylaşmak istemiyor da onun için. İşte Avrupa'da fakirliğiyle, Türkiye'nin fakirliğini kendisine paylaşması için şu aşamada istemiyor. Ama Türkiye zengin olsun, bir Japonya gibi olsun, hemen kapıyı açarlar. Veya bir Norveç gibi olsun, hemen açarlar. Onun için biz kendi yolumuzu ilerleyelim. Kendi reformlarımızı yapalım. Kendi özgürlüklerimizi sağlayalım. Ekonomik olarak da ilerleyelim. Ondan sonra bir sıkıntı sınırlarız. Alır. Çünkü o zaman güçlü olacak. O zaman Orta Doğu'yla, o zaman Kafkaslar'la, o zaman Hazar Havzası'yla, Rusya'yla farklı bir ilişkiye girebilecek, güçlü olacak. O zaman alırız. Onlar pragmatiktir Avrupalılar. Böyle çıkarı varsa alır. Hiç böyle bizim gibi duygusal değildir. Sayın Büyükelçimiz, bir sorumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'e ilk ziyaretini Azerbaycan yapmıştı. Daha sonra Yunanistan'da Sayın Cumhurbaşkanımız, yine Prezidentimiz İlhan Bey'e cemaatlerle beraber olmuştu. Sonra Tbilisi'ye 3 Cumhurbaşkanı bir araya gelip açılış yaptı. Genel anlamda ülkeler ve bölgeler arasındaki ilişkileri gelecek adına değerlendirmeyenize mühteşem biliyor musunuz? Hayır, bir birinci bulmuyor. İnanır mısın? Ya ben çok olabilirim. Ben de bir yumruk vereceğim. Yani gün be gün ilerliyor bu ilişkiler, bu dostluklar. Ve bu Kars, Tiflis, Bakü, Demiroğlu yapıldığında bunun sağlayacağı ekonomik gelirini, ben böyle bekliyorum, buluyorum. Onun sağlayacağı yakını ve Demiroğlu'na hızlı ulaşım. Türkiye'de de şimdi demir yolları böyle
İstanbul'dan yola çıktığınız zaman Erzurum'a gitmek için 4-5 gün sürüyor. İstanbul'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den Ankara'ya, Ankara'dan Kayseri'ye iniyor, oradan Sivas'a çıkıyor, oradan Malatya'ya, Kavşağı'na iniyor, oradan Erzurum'a çıkıyor, oradan Kayseri'ye iniyor. Böyle bir zikzak konuşuyor. Kendi gözünüze, siz kendi gözünüze bakar mısınız? Aynı yere baktığınız zaman görürsünüz. İnsan içinde bir takım ulvi şeylerin yapılanmaları içinde olursa ona da saygı duyuyoruz. Yani ancak size ve sizin gibilere saygı duyuyoruz. Gençimizin bu konuşması ve İstanbul'un sorularını da her aratmadan sebep oldu ama bizim zaman verir sınırlarımız var. Ben bugün anlamı ve önemini hatırlatıyor olarak Sayın Gülkentimize dilekler sunmak istiyoruz. Sayın Çağrı'nın için ilk başkanı Emre Bey'i görüşmeye davet ediyorum bugün. Evet, çok sağ olun.